Selamlar herkese. Bugün Ayvalık'tan çıktım. Kaz Dağları'na gidiyorum. Hava çok kötü. Umarım yağmur yağmaz. Saat 3 civarı. Hani umarım çok gece kalmadan gidebilirim. Otostop çekiyordum ya. Böyle karşıdan, böyle karşı kavşaktan bir tane adam geldi. Tabii önceki konumda. Adam beni izledi. Böyle güldü sırıttı. Önümden geçti arabayla. Sonra bir tur daha döndü böyle. Yine o kavşağa geldi, beni izliyor. Sonra geldi yanıma yaşlı amca, böyle 60-70 yaşında falan. Beni izledi geldi yanıma. Dedi ki ben Göçek'e gidiyorum 15-20 km. Gel atla. Atladım. Aa, adam işte bacağımı ellemeye çalışıyor. Ayaklarını uzat dinlensin diyor. Diyor vaktin var mı, kaplıcalara gidelim diyor. Garip garip sorular soruyor bana. Delirecektim ya. Ben de gezerken vlog çekiyorum öyle. Öyle mi? Kaydediyorum şu an. Sorun var mı? Sorun yok abi, aynı zamanda. Eyvallah, çok sağ olun ya. Bir YouTube'da mı? YouTube, aynı. Kanalın ismi ne abi, abone olalım. Arda Sezen. Abi, çok sağ ol, kendine iyi bak. Sağ ol abi. Sağ olasın. Sana kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Şimdi Akça'ya gelmeden Kızılkeçili köyü yolu var. Burası Kaz Dağları'na gidiyor böyle. Bakın şurası Kaz Dağları. Şimdi bu köy yolunda otostop çekeceğim şu karşıda hemen. Şimdi bu köyün içine kadar getirdi abi beni. Buradan yürüyerek gidiyormuş. Sanırım 1-2-2,5 kilometre yürüme yolu var. Bu Kampalı'nın Hasanboğlu şelalesinin yolundaymış. Onu o yüzden tabelaları takip edelim. Bu arada 4 gündür aynı tişörtü giyiyorum. Bunu yıkamam lazım. Gezginlik bunu gerektiriyor. Yapacak bir şey yok. 10 tane tişört alamıyorsunuz. Gözümü sevdiğim Kaz Dağları ya. Bakayım. Buz gibi, su buz gibi. Tam bir de tuzluyum. Uçuyoruz ama hocam. Bu bizim şaşal sudan daha güzel ya. Yemin ederim çok güzel. Bu hareketler ne öyle? Allah Allah. Evet, malum. Toprak yola geldik. Burası da 750 metre yürüyüş yolu. Sonra kamp alanına varacağım. Aa, çok merak ediyorum. Beklentilerim büyük. Evet, geldim sanırım ya. Burası olmalı. Her yerde böyle çöplerden var. Çöp kutularından. Ve istediğiniz yere kurabiliyorsunuz abi. Bak bunu beğendim. En son Denizköy'de biliyorsunuz beni attılar bir köşeye. Aileler rahatsız olmadıymış falan. Boş işler. Hem de bayağı geniş oldu alan. Baksana kafa dinlemek isteyen uzaklaşır kaçar yani. Oh, şarj kablolarımı aldım. Hemen bir şarja takacağım. Sonra nereye atlıyorum. Ben bakayım şuna. Öf, buz gibi. Bir daha buraya girebileceğimi düşünmüyorum. Bu ne? Buzdolabına atladım sanki. Şu an bu suyun -5 falan olduğunu düşünüyorum. Buralarda sanırım tuvalet. Tamam. Neyse abi. Duşla kavuştuk tekrardan. Merhaba duş.
artık elektriğin olduğu yere bilgisayarımı kurdum da 3 günlük video var burada. Hepsine hard disk'e koymam lazım. Evet, hayatımda gördüğüm en fail kahvaltı tadı. Nasıl? Arkasından beni görebiliyor musunuz? Evet, hazırlandım. Birkaç arkadaş da şimdi Hasanboğulu Şelalesi'ne yürüyeceğiz. Buraya 2-2,5 kilometre falan uzak sanırım. Kişi başı 9 liraymış girişi. Biz geçeceğiz, ne yapalım. Burada masalar falan yapmışlar. Millet var ya, mangal yapıyor abi ya. Mangal yap, et kokulur falan. Karnım acıktı ya. Hikayesi de şurada var bak. Hemen okuyalım. Hatta okumayayım. Size zoomlayayım burayı. Buranın suyu bu arada içme suyuymuş. Ve aşağıda akan çeşmeler falan hep buradan geliyor sanırım. Ve insanlar burada yüzüyor abi. Yani birkaç kişi var. Balıklama falan yapıyorlar. Abi çadırımın içi var ya, pazar yeri gibi, tipe bakın. Nasıl toplanacağım hiç bilmiyorum. Bu arada Kaz Dağları biraz soğuk oluyor. Akşam üşüyen arkadaşlar olmuş. Ama benim yanımda uyku tulumu olduğu için bebek gibi uyudum. Tişörtsüz uyudum ya. Ve kekikleri sıcak suya atıyoruz. Kekik çayı. Ama doğada. Bu arada ben yola çıktığımda Koç Rail diye bir Facebook sayfası var. Oraya yazdım işte, Dikili'deyim. Müsait olan var mı, beni ağırlayacak falan. Yok, bulunamadı. Sonra Ayvalık'ta yazdım. Yok, Akçay'da yazdım. Yok ama arkadaşlar bir yazmışlar. Neredeydiniz siz? Biz Bursa'da. Bursa'daydık. Bir hafta Bursa'da Koç Rail. Abi işte erkek olmak zor diyorum size. Kızlar yazıyor, yüzüyorum. Ben yazıyorum. Yok, ağırlayan yok. Neyse, bunu da belirtmek istedim. Oh, lastik. Evet, üçüncü günden selamlar. Biz dün gece 3'e kadar falan burada gitar çaldık, böyle bayağı 5-10 kişi falan olduk. Keyifliydi ama GoPro zaten gece çekim yapamadığı için hiçbir şey gözükmeyecekti, o yüzden hiçbir şey çekmedim. Ama iyi vakit geçirdik yani, güzel gitar çaldık, şarkı söyledik. Bir hafta noodle göm. Sonra geldik buraya, serpme kahvaltı yaptık. Kamptan tanıştık abilerle. Sağ olsunlar beni getirdiler buraya. Yoksa köye yürüyordum yine 4 kilometre. Ama çok iyi doydum. Yani bir hafta kahvaltı yapmasam olur büyük ihtimal. Selam. Bu benim 4. günüm. Artık sonunda gaza geldim. Köye yürüyeceğim artık. Kahvaltılık bir şeyler alacağım. Sonra yukarı çıkıp bir keşif yapacağım. Tek başıma yürüyeceğim. O yüzden biraz tehlikeli ama yapasım var ya. 4 gündür burada yatıyorum böyle. Bal gibi. Kal geldi bana. Evet, aldığım şeyleri sayıyorum abi. İşte 2, 4, 6 lira. Sonra 5 tane yumurta 5 lira. Tanesi 1 liradan. Sonra 3 lira, 2 tane domates büyük. Sonra 2 noodle aldım, 4 lira. Bu da 1,5 lira. 2 lira. 2,5 lira. Bunu da Cansu önerdi bana. Böyle ben normalde makarnayı böyle dümdüz yiyorum ya abi. Domates püresiyle güzel oluyormuş. Onu deneyeceğim. Cansu'ya da buradan selamlar. Sağ ol. Sonra bir süt aldım. Bilmiyorum bunu niye aldım. Bir de akşam böyle çorba falan içeceğim. Çorbam var hazır. Onunla da böyle ekmek ya, lavaşım olsun, bir şeyim olsun, ağzıma atıyordum. 2 tane de çakmak gazı aldım, 7,5 lira tanesi. Şimdi bu küçük tüpümü dolduracağım ben. Çünkü bu bitecek yani.
pazardan alayım dedim onu da. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayayım size. Doluyor, doluyor. Bakın, düz tutarsanız olmaz. Kafam iyi oldu. Mis gibi kokuyor be. Evet, domateslerimi kestim. Zeytin ezmem var, balım var, poğaçam var, yumurtam var. O kadar. Çayım yok ya. Ben niye çay almadım? Tamam, sütüm var abi. Mis süt. Ah. Süt. Evet, bu kahvaltının maliyeti 6, 7, 8, 9, 10 lira. Ben burada 25 liraya yedim kahvaltı. Ve bu domatesin sadece şu dilimi vardı içinde. Yani bir dilimi. Bunun da 3'e kesmişler. Neyse, böyle yaparsanız daha iyi olur sizin için. Bu arada bu yola çıkmadan önce Kaz Dağları'nda yaşayan hayvan popülasyonuna baktım. Abi ayı var, vaşak var, yaban kedisi var. Sırtlan yazıyor da ona biraz inanamadım ya. Sırtlanla karşılaşsam hiç ne olur hiçbir fikrim yok yani. Öyle yardırıyorum. Aslında yaptım tehlikeli. Yani şu aşağılarda falan bir düşsem, ayağımı kırsam telefon da çekmiyor. Abi dalga mı geçiyoruz? Çok iyi değil mi ya? Evet arkadaşlar, hazır mısınız? Dün Hasanboğlu Gölü'ne gittim. Ve ne kadar kalabalık anlatamam yani. Gördünüz zaten videolarda. Yüzlerce kişi var. Herkes cumburlop atlıyor falan. İçme suyunda yüzüyorlar. Bugün burada tek başıma efsane bir yerdeyim ya. Ya ben insanları anlamıyorum. İnsanlar var ya, salaklar ya. Abi müthiş bir yer, müthiş. Evet, şuradan yürüyüp şu kayadan tırmanacağım. Ama videoyu çekemem tabii ki. Bandım. Gidiyorum. Burada 4 gece kaldım. Bugün de kalacaktım ama birden bana geldiler. Dedim ki Arda git. Yeni yerler keşfetmeye gideceğim. Öyle. Neyse, videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki planımı hiç bilmiyorum. Siz merak ediyorsanız diğer hafta pazar gününü bekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.